Sayın seyirciler, meclisteki tarihi anları AK Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal değerlendirecek. Mahir Ünal, 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in stüdyo konuğu. Melik Yiğitel, merhaba, sözü sana ve konuğuna bırakayım hemen. Teşekkürler Beyza Hakan. Evet, artık mecliste başörtülü milletvekilleri de olacak. Bu aslında normalleşme adına çok büyük bir anlamı var bunun. Ve tarihi bir adım olarak yorumlanıyor ama hala bir şekilde bunun üzerinde yürüyen tartışmalar da var. Bu aşamaya nasıl gelindiği, tartışmada hangi boyut öne çıkıyor? Tüm bunları çok önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Efendim, şimdi dün artık başörtülü milletvekilleri genel kurula girdi. Ama onun öncesinde çok fazla tartışmalar oldu. İşte CHP çok sert reaksiyon gösterebilir dedi. Ama bir yandan da normalleşme adına beklenen adım dendi. Genel havayı nasıl biliyorsunuz? Memnun musunuz? Çünkü dün oradaki havayı bize en iyi aktaracak isim kuşkusuz sizsiniz. Şimdi öncelikle ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünkü oturumunun tarihi bir oturum olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyaset kurumunun ve Türkiye'nin egemenliğinin, halkın egemenlik hakkının tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki bu milletin sorunlarının çözüm merciidir. Ve ilk defa dün, siyaset tarihimizde ilk defa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin çok tartışmalı, çok kronik bir sorunu üzerinde bir mutabakat oluştu. Her şeyden önce bunu çok önemsiyorum. Dün orada siyasi partiler başörtüsü konusunun bir özgürlük sorunu olduğunu ve dolayısıyla da bunun önündeki psikolojik bariyerin kaldırılması gerektiğini ve bu meselenin din ekseni üzerinden değil, bir özgürlük ve temel hak ekseni üzerinden tartışılması gerektiği üzerinde mutabakat vardı. Yani dün orada biz başörtüsüne karşıyız diyen, yani bir kesimin bir hakkının ihlali konusunda tavır ortaya koyan hiç kimse yoktu. Esasa dair bir sorun yoktu. Belki usule dair bazı tartışmalar vardı. O yüzden işin bu yönü çok önemli. Şunu unutmayalım. Bir toplum sorunlarını siyaset kurumu aracılığıyla çözer. Yani çağdaş devlet sistemlerinde toplumun ve insanın sorunlarını çözen yegane kurum siyaset kurumudur. Eğer siyaset kurumu sorun çözme yeterliliğini kaybederse o ülke aynı zamanda bağımsızlığını da kaybeder. Vesayet dediğimiz şey nedir aslında? Hı. Vesayet dediğimiz şey kişinin ya da yapının sorun çözmemesiyle ilgili bir şeydir. Yani şimdi A şahsı eğer sorunlarını çözemiyorsa, kararlarını doğru veremiyorsa ona bir vasi atanır. Hukuki olarak ona bir vasi atanır ve vesayet altına alınır. Şimdi sorunlarını çözemeyen toplumlar da ister istemez vesayet altına girerler. Eğer siz sorunlarınızı çözemiyorsanız birileri sizin adınıza sorunlarınızı çözer ve sizi vesayet altına alır. O yüzden biz AK Parti olarak yıllardan beri diyoruz ki Türkiye kendi sorunlarını çözmelidir. Türkiye kendi sorunlarını siyaset kurumu aracılığıyla çözmelidir. Neden siyaset kurumu önemlidir? Çünkü millet egemenlik hakkını temsilcileri aracılığı ile kullanır. Buna demokrasi diyoruz. Demokratik temsil diyoruz. Ve bunun aracı da siyaset kurumudur. Siyaset kurumu güçlendikçe toplumsal sorunlar daha çok çözülmeye başlar, demokrasi daha çok gelişmeye başlar. Dün ilk defa Türkiye'nin kanayan bir yarası olan başörtü sorunu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir mutabakat oluştu. İnşallah bu mutabakat Kürt sorunu konusunda, inşallah bu mutabakat Alevi sorunu konusunda ve kısaca Türkiye'nin temel kronik sorunlarıyla ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi siyaset üstü konularla ilgili siyaset kurumunun bu sorunları çözmesine ilişkin
doğru bir tavır alır. Peki CHP açısından da fotoğraf net mi? Niye bunu diyorum? Çünkü mesela dün evet böyle bir özgürlük tercih var ama işte anladık tamam ama toplamına baktığımızda da Kılıçdaroğlu daha önce bu meseleyi biz elinden alacağız, bu meseleyi biz çözeceğiz dedi. Hala CHP'nin içinde başka sesler de çıkıyor. İşte başörtülü vekillerin mecliste olması, Cumhuriyet değerlerinin yok olması anlamına geliyor. İsim de söyleyebiliriz. Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz çok açık bir şekilde söylüyorlar. Kamer Genç, ne diyorsunuz yani CHP açısından baktığımızda? Şimdi CHP açısından baktığımızda CHP'nin işte bu aracı sizin elinizden alacağız söylemi yanlış bir söylem. Neden? Efendim siz başörtü sorunu üzerinden bir mağduriyet oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla artık sizin mağdur olmanıza imkan vermeyeceğiz gibi bir söylemle Cumhuriyet Halk Partisi meseleye yaklaşıyor. Ben size soruyorum. Az önce söylediğim çerçevede bir ülkede o ülkede yaşayan kesimlerin inançlarından, etnik kimliklerinden, yaşam biçimlerinden kaynaklanan sorunları çözme sorumluluğu siyaset kurumuna ait değil midir? Kesinlikle. Yani Kürt kimliğine mensup bir insan kendi kimliğiyle ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeli midir? Getirmelidir. Getirmelidir. Yani bunun başka yerlerde kendi kimliğiyle ilgili yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi siyaset kurumu çözmelidir, öyle değil mi? Eğer bir insanın ya da bir kesimin ya da bir grubun, inanç grubunun ya da bir etnik kimliğin bir sorunu, bir talebi varsa bunu çözmesi gereken siyaset kurumu değil midir? Türkiye'de yıllarca siyaset kurumu sorun çözmeye kalkıştığında siyaset kurumunu vesayet altına alan güçler dediler ki siz dini siyasete alet ediyorsunuz. Siyaset kurumu aracılığıyla ben başörtü sorununu çözeceğim. Başka nasıl çözeceğim? Kürtler kendi sorunlarını çözmek için bir siyasi parti kurduklarında efendim siz Kürtçülüğü siyasete alet ediyorsunuz. Başka bir kesim siyaset kurumu aracılığıyla kendi sorunlarını çözmek istediğinde siz bunu siyasete alet ediyorsunuz. Siyaset bir alettir, siyaset bir araçtır, siyaset kurumu aracılığıyla toplumsal sorunlar çözülür. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, sen bugüne kadar bu sorunları çözmek için siyaset kurumunu neden çalıştırmadın? Sen bugüne kadar siyaset kurumunu bu toplumun sorunlarını çözmek için neden işletmedin? Tabii ki biz bu sorunun çözülmesi için siyaset kurumunu kullanacağız. Bu başörtüsünü siyasete alet etmek değil, siyaset kurumunu kullanarak bir toplumsal sorunu çözme çabası ve iradesidir. AK Parti bunu gösterdi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyoruz. MHP'ye teşekkür ediyoruz. BDP'ye teşekkür ediyoruz. Bu sorunun çözümünde son derece kararlı bir tavır sergilediler. Bireysel olarak buna karşı çıkışlar olabilir. Bunun usulüne ya da esasına dair karşı çıkışlar olabilir. Ama dün Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa temel bir sorunun çözümü konusunda güçlü bir irade ortaya koydu ve Türkiye'nin kanayan bir yarası çözüldü. Bir mesele daha var burada. Cumhuriyet Halk Partisi neden bu sorunu kadın ekseninden ve özgürlük ekseninden konuşmak yerine din ekseninden bu sorunu konuşmayı tercih ediyor? Neden başörtüsünü bir siyasi simge, bir dini simge olarak görüyor? Neden burada asıl olan başörtüsü değil zihniyettir deyip insanlarla ilgili niyet okumayı tercih ediyor? İşte bütün bunlara baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü tavrı belki evet bu aracı sizin elinizden alalım yaklaşımıydı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı dediğim gibi siyaset kurumu aracılığıyla toplumsal sorunları çözmek için bir irade ortaya koymalıdır. Aynı şeyleri yaparak hep aynı sonuçları alırsınız. Eğer farklı bir sonuç almak istiyorsanız farklı bir şey yapmanız gerekir. Dün ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir şey yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer sonuç almak istiyorsa, eğer siyaset yapmak istiyorsa siyaset kurumunu bir çözüm kurumu olarak görmeli ve siyaset kurumunun üzerindeki bütün vesayeti reddetmelidir. Efendim şimdi tam bu noktada Şafak Pavey
CHP Genel Başkan Yardımcısı o kürsüde yaptığı konuşmada başı açıkların tehdit altında olabileceğine dair cümleleri var. Hatta daha da ileri gitti ve dedi ki siz başı açıkları kirli olarak mı görüyorsunuz? Hani başını örtenler arınıyorsa başı açıklar ruh anlamında kirli midir diye. Bu hani ciddi bir eleştiri. Ne diyorsunuz buna? Şimdi bir özgürlüğün başka bir özgürlüğü kısıtlayacağı tezinden yola çıkarak işte daha önce verilmiş kararlarla ilgili yapılan bazı yorumlar var. İşte başörtüsü özgürlüğü başını açanlar üzerinde bir baskı oluşturacağından bu özgürlüğün kısıtlanması istenebilir mi? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Neden? Şimdi biz o halde ifade özgürlüğünü kısıtlayalım. Neden ifade özgürlüğünü kısıtlayalım? Çünkü ifade özgürlüğü demek aslında ifade özgürlüğünü kullanarak benim sizi hakaret etmem, benim sizi karalamam ve benim sizin kişisel haklarınıza dönük ifade özgürlüğü üzerinden bir baskı oluşturmam demek. Şimdi ben bunu yapma ihtimalim var diye biz ifade özgürlüğünü kısıtlayacak mıyız? Yani benim bir vatandaşımın inançlarından dolayı başını örtmüş olması bir başka vatandaşın başının açık olması üzerinde bir baskı mı oluşturacak? Hayır. Böyle bir şeyi düşünemeyiz. Biz devlet olarak eğer laikliği geçmişte olduğu gibi ideolojik ve dogmatik olarak algılar ve uygularsak o zaman laikliği bir inanç haline getiririz. Ama laikliği demokratik özgürlükleri ve hakları genişletici bir yorumla bütün inanç kesimlerine eşit duran siyasi ve hukuki bir yapı olarak algılarsak bu defa biz toplumsal kesimler arasında eşitliği sağlarız. Bunu düzenleyecek olan hukuk devletidir. Bunun altyapısını oluşturacak olan devleti yöneten iradenin paradigmasıdır, bakış açısıdır, kamu düzenini kuruluşunda ortaya konan felsefedir. Şimdi çağdaş hukukta özgürlük esastır. Kısıtlama istisnadır. Tereddüt olduğu durumlarda yorum özgürlüklerden yana yapılır. Bu çok temel bir şeydir. Şimdi yıllarca Türkiye'de korkularla hareket edildi. Yıllarca başörtüsüyle ilgili bir yasak olmamasına rağmen bir psikolojik bariyer aşılamadı ve başörtüsüyle ilgili yönetmelikler üzerinden yasaklamalar getirildi. Şunu unutmayalım, bütün kanunların, kararların, yasaların üzerinde bir şey vardır. Bütün kanunların, kararların, yasaların onun için yapıldığı bir şey vardır. O da insan haysiyeti ve onurudur. O insanın temel hak ve özgürlükleridir. Bütün bu yasalar, bütün bu kanunlar, kararlar, yönetmelikler insanın haysiyetini ve onurunu, yaşam tarzını, temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için yapılır. Bir kanunun, bir yasanın, bir yönetmeliğin arkasına sığınarak hiçbir insanın temel bir hakkını, özgürlüğünü ihlal edemezsiniz. Onun haysiyetine ve onuruna dönük, onun yaşam tarzına dönük herhangi bir müdahalede bulunamazsınız. Bugün Türkiye artık bu noktaya gelmiştir. Anayasa Mahkemesi de laikliği yorumlama biçimi olarak eski dogmatik ve ideolojik laiklik yorumundan daha demokratik, daha özgürlükçü bir laiklik yorumuna geçmiştir. Neden? Çünkü hukuk dinamik bir olgudur. Toplum sürekli olarak değişmektedir ve hukukun toplumun taleplerini, toplumun değişimini yönetebilecek, onun temel hak ve özgürlüklerini sınırlamayan, tam tersine zenginleştiren seçenekler sunması gerekir. Ve bu yönüyle baktığınızda son 10 yılda Türk toplumu korkularından kurtuluyor. Şimdi bunun mesela devamında izah edilmesi gereken ya da hani bu eleştiri bir şekilde yanıt verilmesi orada gereken... Orada bir husus var. Evet. Kirli mi hususu? Bizim milletvekilimizin orada CHP Genel Başkan Yardımcısının ifade ettiği gerçeği yansıtmıyor. Sevde Beyazıt Kaçar'a atfedilen bir ifadedir. Kahramanmaraş milletvekilimize. Temizlendim. Kirlenmekle ilgili bir ifade kullanmıyor.
Seyde Beyaz Kaçar'ın söylediği şu: ben hacca gittiğimde kendimi temizlenmiş hissettim. Ki her insan haccı zaten bu amaçla yapar. Şimdi bunun mefhumu muhalifinden kirliliği çıkarmak bir en azından iyi niyet göstergesi değildir. Yine Şafak Pavey'in orada kullandığı, CHP Genel Başkan Yardımcısının orada kullandığı "benim pantolon giymem bir erkek tarafından engellendi" ifadesi de gerçeği ifade etmiyor. Hangi erkek tarafından engellendi? Böyle bir durum söz konusu değil. İlk meclise geldiği gün biz meclise pantolonla gelmesi durumunda bunu destekleyeceğimizi ifade ettik. Ve ilk günden itibaren de iki hususu ifade ettik. Dedik ki bir, meclise başörtüsüyle girilmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Psikolojik bir bariyer vardır. Evet. Meclisin, iklimin, toplumun buna hazır olmasına dair bir psikolojik bariyer vardır. Pantolonla girilmesiyle ilgili de iş tüzük 56'da bir yorum farkı vardır. Tayör iki parça kıyafet demek. Bundan ceket ve eteği de anlayabilirsiniz. Bundan ceket ve bol pantolonu da anlayabilirsiniz. Ve meclis başkanımız da defalarca milletvekillerinin meclise pantolonla gelmelerinde bir sakınca olmadığını zaten ifade etti. Ama onlar ısrarla iş tüzük engeli var, o yüzden yapmadık. Tamam, iş tüzük engelinde de bir sorun yok. Eğer iş tüzük engeli varsa biz daha önce bunun girişiminde bulunduk. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda, burada isim kullanmak istemiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda konuyu düşüneceğiz dediler. Sonra da hayır, biz şimdi bunu uygun bulmuyoruz dediler. Yani dört siyasi parti hemen bir araya gelir. Zaten şu anda iş tüzük değişikliğiyle ilgili dört siyasi partinin grup başkan vekilleri, Cemil Çiçek Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında bir iş tüzük çalışması yapıyorlar. O iş tüzük çalışmasında da zaten bayan milletvekillerinin meclise pantolonla gelmelerinin önündeki engel zaten oradan ortadan kalkıyor. Diğer taraftan da şu anda da meclis başkanımız milletvekillerinin, kadın milletvekillerinin meclise pantolonla gelmelerinde bir sakınca olmadığını ifade etti. Niye CHP ısrarla, peki CHP niye ısrarla bu tutumu sürdürüyor? Yani dün işte Şafak Bey Pavey de söyledi, yani ben etekle buradayım diye. Sayın Cemil Çiçek diyor ki dört parti tamam diyorsa engel yok. Hı-hı. Siz diyorsunuz destekleriz, yani bizim açımızdan bırakın burada şu, destekleriz. Bunu fazla konuşmak istemiyorum. Bunu fazla konuşmak istemiyorum ama şöyle bir algı var. Dışarıdan bakıldığında maalesef şöyle bir şey gözüküyor. Yani pantola izin vermeyen bir anlayış başörtüsünün önünü açıyor gibi bir algı oluşturmak. Yani siyaseten bir retorik argüman geliştirme adına. Buradan bir diskur oluşturup dolayısıyla AK Parti başörtüsüyle ilgili bir siyasi istismar yapmaktadır mesajını topluma vermek istiyorlar. Bununla ilgili de benim size dediğim son derece açık. Tabii ki başörtü bir özgürlük sorunudur. Bu özgürlük sorununu çözecek olan da siyaset kurumudur. AK Parti de bir siyasi partidir. Bir siyasi parti olarak bu sorunun çözümüne ilişkin, nasıl ki terör sorununun ve diğer sorunların çözümüne ilişkin AK Parti risk alıyorsa, çözüm önerileri sunuyor ve bu konuda bir irade ortaya koyuyorsa, bu konuda da bunu bir özgürlük sorunu olarak gören AK Parti bu konuda da ortaya bir irade koymuştur. Ve diğer sorunlarda da biz aynı iradeyi ortaya koymaya devam ediyoruz. Siz bir grup başkan vekili olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliyor musunuz? AK Parti'nin pantolonla ilgili ya da işte Pavey'e de kadın vekillerin pantolon giymesiyle ilgili herhangi bir meselesi yok. Yok ve iki yıldan beri biz bunu söylüyoruz. İki yıldan beri bununla ilgili bir düzenleme, iş tüzükte bir düzenleme yapılmasını ve dolayısıyla hatta yorum farkıyla defakto bir durum oluşturularak kadın milletvekillerinin meclise pantolonla gelmelerinde bir sakınca olmadığında defaatle ilettik. Bununla ilgili İhsan Şener ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanımız Azize Sibel Gönül'ün verdiği bir kanun teklifi de var. Kanun teklifinin tekrardan komisyona çekilmiş olması pantolonla ilgili değil, teklifteki başka bir düzenlemeyle ilgili teklif tekrardan komisyona çekildi. Evet. Bu konuyla ilgili de bir sorun olmadığını ilk günden itibaren ve
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şafak Pavey'in meclise pantolonla gelmesinin bir sorun oluşturmadığını 2 yıl önce ifade ettik ve bunu destekleyeceğimizi de 2 yıl önce ifade ettik. Bununla ilgili de bir müzakere zemini her zaman aradık. Meclis Başkanı da bunun bir sorun oluşturmayacağını ifade etti. Hatta İş Tüzük Komisyonu demin ifade ettiğim gibi İş Tüzük Komisyonu da bu konudaki çalışmasını tamamladı. Dün MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da kalktı, dedi ki bizim bu konuda bir sorunumuz yok. Biz hemen istenirse burada da bir konsensüs oluşturabiliriz dedi. Ne MHP'nin, ne AK Parti'nin, ne BDP'nin meclise pantolonla gelinmesiyle ilgili bir sorunu yok. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmasıyla ilgili bir sorunu yok. Ayşenur Bahçekapılı ve Pervin Buldan'ın, Sayın Ayşenur Bahçekapılı'nın AK Parti Grup Başkan Vekili olduğu dönemde, diğer taraftan BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'la birlikte bu konuda CHP Grup Başkan Vekili ile bir görüşme yapmışlardır. Bunun şahitleri, görüşmenin günü, tarihi belli. Bu görüşmede CHP Grup Başkan Vekili bu konuda biraz düşünmeleri gerektiğini söylemiştir. Daha sonra da Sayın Ayşenur Bahçekapılı'ya dönerek şimdi böyle bir şey düşünmediklerini ifade etmiştir. Yani Pavey hani pantolon giyemiyorum diyerek suçladı ama asıl engelleyen CHP mi diyorsun? Hayır, asıl engelleyen CHP oldu bununla ilgili. Ama Sayın Şafak Pavey'in konuşmasında benim pantolonla gelmem bir erkek tarafından engelleniyor ifadesi açıklamaya muhtaçtır. Bu erkek hangi erkektir? Ve orada kullandığı ifadeler, şimdi siz son derece özgürlükçü bir konuşma yapacaksınız. İnsana, evet, çevreye, doğaya duyarlı, demokrasiye duyarlı bir konuşma yapacaksınız. İnsana duyarlı bir konuşma yapacaksınız. Ama bu konuşmanın içerisinde belirsizlik takısıyla bir erkeği suçlayacaksınız. Yine açık bir şekilde AK Parti'deki 46 tane kadın milletvekiline dönüp siz vitrin malzemesisiniz diyeceksiniz. Şimdi öncelikle bu bir kere adil değil. Yani siz 46 tane iradeye, 46 tane millet tarafından seçilmiş milletvekiline, demokrasiye saygı, özgürlüklere saygı içeren bir konuşma yaparken seçilmiş 46 milletvekilinin temsil ettiği iradeyi hiçe sayarak siz vitrin malzemesisiniz diyebilmek öncelikle en basitinden saygısızlıktır. Peki bütün bu tartışmalardan yola çıkarak artık normalleşme adına daha çok şey söylenebilir mi Türkiye adına? Çünkü yani bu mesele 99'da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve o tarihte herkesin hemfikir olduğu bir konu işte Karabük leke. Yine 411 el kaosa kalktı. O gün o manşete atanlar bile bugün hata yaptık, böyle olmamalıydı diyorlar. Artık normalleşti mi Türkiye? Bakın, değişimin önünde hiçbir şey duramaz. Önemli olan değişimi yönetebilmektir. Toplumsal talepleri, toplumsal değişimi, gelişen, büyüyen Türkiye'nin ihtiyaçlarını, isteklerini, taleplerini doğru okumak ve siyaset kurumunun da bu taleplere cevap verebilecek güçlü bir demokratik sistem inşa etmesidir asıl olan. Bunu AK Parti yapamazsa başka bir parti gelir bunu yapar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin değişimi önünde sürekli olarak bir direnç ortaya koyması ve CHP'nin, özür diliyorum, CHP'nin sürekli olarak Türkiye'nin değişimi önünde bir direnç ortaya koyması ve üsluba, söyleme, diskura bakarsanız direnmek, engellemek, korumak. Şimdi sosyal demokrat olduğunu, sosyalist enternasyonel üye olduğunu söyleyen bir partinin bu kadar korumacı, bu kadar değişime, gelişime direnen ve neyi savunuyorsunuz diye sorduğunuz zaman cumhuriyeti savunuyoruz dedikleri şey Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değil. Savundukları şey 23 Nisan 1920 ruhu değil. Bunu bana hiç kimse ispat edemez. Savundukları şey 29 Ekim 1923 ruhu değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1960 askeri darbesiyle birlikte bu ülkenin
cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere dair bütün geleneği, kazanımı yok edildi. 1960'tan sonra 2002'ye kadar 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat süreci, arada verilen muhtıralar, askeri vesayet, yargı vesayeti 42 yıllık bir darbeci düzenden bahsediyoruz. Bunlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ve cumhuriyetin kuruluşundaki değerleri ve ruhu muhafaza etmiyorlar. Evet. Bunlar son 42 yılda darbecilerin kurduğu, darbecilerin bize dikte ettiği bir yaşam biçimini bize dikte ediyorlar cumhuriyet adı altında. Süremizin sonuna geldik ama bir cümleyle, yani bu hızlı değişimle birlikte CHP'nin de değişebileceği konusunda umudunuz var mı dünkü tabloya bakarak? Değişim liderlikle ilgili bir şeydir. Peki. Yani oraya o zaman ciddi bir soru işareti koyacağız. Değişim liderlerin yönetebileceği bir şeydir. Peki. Öncelikle CHP'nin güçlü bir yönetime ve güçlü bir liderliğe uzun bir açık oturum konusu. Peki Sayın Mel, çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Beyza Akan, artık başörtülü milletvekilleri mecliste. Türkiye'de yeni bir dönem, yeni bir sayfa, tarihi bir adım. O yüzden de tartışmaya, konuşmaya değer, anlamlı bir konu. Ama bir şekilde hala bu tartışma üzerinden farklı alt başlıklar da var. Hem bu farklı alt başlıklar, yani başta pantolon meselesi olmak üzere, alt başlıklar olmak üzere bu bütün bu konuları çok değerli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la konuştuk. Melik Yiğitel, teşekkürler. Sayın seyirciler, kısa bir ara vereceğiz şimdi. Ardından Değer Okşar Spor'daki